Peki bu tasarımcılık gelişmeleri veya da trendleri nasıl takip ediyorsunuz? Hı. Bunun belli bir platformu veya da sizin önereceğiniz Ya. sayfalar var mı? Ya ben sabah genelde kalktığımda her zaman şeye bakıyorum. Bir Twitter account'una gidip kendi network'ümde insanlar neler paylaşmış. Ya da LinkedIn account'uma gidip şeye bakıyorum. Gene benim çevremdeki, benim network'ümdeki insanlar neleri beğenmiş, neler post etmişler. Onlar benim için önemli çünkü başka benim değer verdiğim insanlar neleri takip ediyor. Onları her sabah kalktığımda bakıyorum. Bu TED Talks, ona üyeyim. O TED Talks'tan gelen her gün konuşmalar var. Her zaman tasarım üzerine olmuyor belki ama ya da belli şeyler üzerine. Tasarımcı olarak illa tasarımla olan şeyleri takip etmek de gerekmiyor. Benim takip ettiğim şeyler teknoloji alanında, bilim alanında, sanat alanında, günlük politika alanında. Çünkü bazen politikada olan şeyler 5 yıl sonrasına etkiliyor alınan kararlar. İş hayatındaki şeyleri etkiliyor. Onları kendimi o konuda güncel tutmaya çalışıyorum ve takip ediyorum. Tabii ki New York Times and Wall Street, şeyler de var. Magazinler, Fast Company, Wired, technical ve political şeyler, medyalar var. Onları takip etmeye çalışıyorum. Ama bunun yanında dediğim gibi bu üniversitelerin verdiği kursları da almaya çalışıyorum alabildiğim kadarıyla. Ve hayatımda bana ilham veren insanlar var. Her zaman benim önerdiğim herkese hayatınızda mentorlarınızın olması lazım. Bir tane de değil, birden fazla. Çünkü ve bu sadece illa ben kadın olduğum için kadın bir mentor olması gerekmiyor. Erkek de olabilir. İlla designer, tasarımcı olan bir mentor olması gerekmiyor. Hayatımda her zaman birkaç tane mentorum var. Gidip bana fikir veren, bana ilham veren, bana işte şurada eksiğim var git bana öneride bulunan neleri çalışmam gerektiğini. O değişiyor güncelikle ama her zaman mentorlarımla bir connection içindeyim. Tabii ki bu hani haftalık toplantı yapmak gibi değil. Ama kafama bir soru geldiğinde bir e-mail atmak ya da bir telefon açmak, hey bu oluyor, buna nasıl karar vermeliyim? Onların fikirlerini sormak. Bunlar önemli şeyler. Birazcık dinamik bir şekilde, dinamik bir şekilde değişiyor, gelişiyor bazen bu bilgi toplama olayı. Onlar tavsiye edebileceğim şeyler. Mentor çok önemli. Şu bu şeyi hatırlattı bana. ODTÜ'de endüstri tasarımına başladığımda benim istediğim esasında mimarlıktı. Ve o endüstri tasarımından mimarlığa geçmeyi düşündüm. İlk yıl sonunda o bayağı bir şey yaşadım. O zaman ki eniştem Erdal Keskin rahmetli oldu kendisi. Onunla bir konuşma yapmıştık. Bana demişti ki ailen mimar çok güzel, mimarlık çok güzel bir meslek. Ama düşün, bir sürü mimar var etrafta. Tasarım geleceğin mesleği. Bence sen bunda kal. Tasarım geleceğin mesleği. Bu 30 yıl önce bana söylediği şey. 30 yıldan bile önce. 32-33 yıl oldu belki. Ve o konuşma ben o zaman çok belki düşünmedim sonra ama kararımda çok büyük bir etkisi olmuştu. Ve tasarımda kalmaya karar verdim o zaman. Ve onun bana verdiği fikir, bana verdiği, beni yönlendirmesi benim belki buraya gelmeme neden oldu. Yani bazen çok önem verdiği, bana her zaman ilham veren bir insan olmuştu. Yani önemli sizi hayatta doğru yola yönlendirecek insanlar bulmanız lazım. Ve o her yerden gelebilir. Çok teşekkür edeceğimiz için. Ben kısaca şeyi de ekleyeyim. Bizim dernek olarak bu danışmanlık programımız da var. Ücretsiz olarak birçok alanda danışmanlarımız var. İsteyen öğrenciler merak ettiği konularda bu danışmanlık programına başvurup danışmanlardan veyahut da mentorluk diyeyim artık fikir alabilir, konuşabilir. Düzenli olarak iletişim halinde olabilirler. Tavsiye ederim onları izleyen kişilere şimdiden.